O da bana mı saldırıyor? Boş ver, o yok olsun. Güzel, patladı gitti. Şunları da toplayalım. ESOCORP is done. Its rovers either smoldering piles of scrap or under our total control. Large scale excavation teknolojisini verecekmiş. Yok ettim bütün şeylerini, dronlarını. Gerek kalmadı diğer dronlara. Sector scanned. Milestone achieved. Sektörleri de araştırdık. O teknoloji ne veriyormuş? Büyük bir şey veriyor. Ha şu. Ekskavatörü açıyor. Ekskavatör nedir? Ne yapıyordur? Topraktan çimento üretiyor. Şeye ihtiyaç olmadan, çimentonun şu alanlarına ihtiyacı olmadan direkt topraktan üretiyor. Çok gerekli bulduğum bir şey değil şu an için. Tamam, buranın da mı işi bitti? O zaman şu fabrikayı da kapat. Sağ ol. Teşekkür ederim Tuğrul. Ne oldu? Mars'ta da mı savaş çıkarmayı başardık? Tabii ki. İnsan olduğu yerde savaş olma ihtimali var mı? Görünüşe göre yokmuş. Bence iyiydi yani. Bayağı bir kaynak sağladı bana sonuçta. Savaşın yararlı kısımları da oldu, olmadı değil. Da shuttle'lar hiç buraya gelmiyor. Bari şuraya Universal Depo'yu kendim yapayım da. It's time for another postcard. This one comes from Joel, who is on vacation in Rincon, Puerto Rico. He also included some poetry for his poor co-workers on the oil rig. Here I am, riding the waves while you're still there working like slaves. Ya buraya Commander da indirebilirim bu sırada tünel yapmak için de daha oraya yakınlaşmadım. Kıyı taraflarına, yani buradan oraya daha ulaşmadığımız için tünelin ilk kısmını yapamayız. Su kaynağımız 3'te 1'e inmiş durumda ve buradan sonra biraz su kıtlığı çekeceğim. Şöyle ki eğer zengin değilse su, şu an topladığım su benim şey. Şu Command Rover'ı buraya getirelim. Hali hazırda topladığımız su bana şey kazandırıyor. Orta seviyede, average'da şey seviyesi. Bunlar low şu an sahip olduğum. Burada gördüm. Low olmasının şeyi mesela average'da günlük sollük en azından 5 ile topluyorsan işte low'da 3 ile topluyorsun, very low'da 1 ile topluyorsun gibi düşün. High olduğunda işte 10 ile topluyorsun gibi. Bir oran söz konusu, şu an tek bir su noktasındayım ve orası şey topluyor. İyi topluyor. Şöyle bir çalışma yapalım. Oraya bir drone hub dikelim. Sign yapalım. İşe yarar mı bilmiyorum. Ben yapmış olayım. Çimento kaynağımız da bitmeye başlamış. Çimento topladığım yerlerin sayılarını arttırabilirim. Çimento çünkü çok ciddi oranda çöp üreten bir şey. Bina. Çöpü de ben paraya çevirdiğim için bana faydalı oluyor. Sıkıntımız başlamış.
enerji sıkıntısı. Dust storm approaching. Ve yine dust storm geliyor. Yamuldu ve eski açısına da gelmedi şu an. O biraz beni kıl ediyor. Her seferinde takılıyorum. Şuraları dolduralım. There are Earthsick colonists. Çöp nasıl paraya çevriliyor ben anlamadım. Çöpü, yani çöp olan taşları daha ziyade alıp işliyoruz ve onlardan rare metal yaratıyorum. Rare metalle dünyaya gönderip para kazandığımız bir kaynak. Funding received. Güzel para geliyor dedim onunla. İnsan aktarmaya devam. Bol bol insan lazım. Evde. Evde de yaparsın ya. Evsel atıklarda da var metalimsi bir sürü şey. Tamam. Ah, buraya drone hub yaptık mı? Şuraya elektriği niye yapmadık? Kabloyu da çekersek burada yeni bir drone düzeni başlıyor. Şunları da yık. Buradaki kaynakları toplamak zorunda kalsınlar. Ne kadar? 30 var mı? Low dediğin. Ha, gerçi şey geliyor, fırtına geliyor. Tamam, suyu da bağladık. Dünya siktir çekse Mars ne kadar dayanabilir ki demiş. E işte o yüzden self-sustaining koloni, yani sürdürülebilir koloni yapıyoruz şu an. Kendi ayakları üzerinde kalabilen, burada doğumlarla çoğalan bir nüfus. Kendi üretimini kendi yapan. Ana mevzumuz o. Dan 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 dan. Bayağı da doldurduk ya bu koloniyi, yukarıdakini. Tabi 4-4 insan geliyor, hani yavaş biraz. Şu aşağıda bile hani bayağı bir boş insan slotum var. Bol bol insana ihtiyacım var o yüzden. Şimdi bu roketi hemen anomalilere yollayacağım. Önemli bir anomali şeyi varmış orada dizisi. Hemen bakalım. İşimize yarar muhtemelen. Sen dünyaya gittin. Bir solde gelebilir mi bilmiyorum. Gelebilirse iki kişi daha getirsin. Zaten çok uzun. 3 sol 3 saat sürecekmiş. Bayağı sürecek. Tehlikeli bir şey geliyor. Kum fırtınası geliyor. Şunları da yapalım.
Servis binalarına botları koyacağım. Botlar artık şey yapmıyor olacak. Yani botlar demeyelim ona. Şöyle söyleyelim. İnsanlar artık bu servis binalarında çalışmıyor olacak. Böylelikle insanları başka şeylere aktarabileceğiz. İş kollarına. Bu önemli bir şey benim için. Yani mesela burada çalıştıramıyormuşuz insan. Çok yokmuş. Dolayısıyla bayağı bir işime gelecek. Ama çok büyük elektronik yiyecek benden. O yüzden elektroniği de dünyadan yine bir almam lazım. Kung fırtınasını elektrik üret. Kung fırtınasının mevzusu şu. Şeyler, pervaneler çok hızlı çalışıyor fırtına yüzünden. Şiddetli rüzgar vesaire ayağına. Dolayısıyla... Asit yağmurları falan da yağacakmış bu sırada. Normal su yağmurlarının da yağmasına sebep olacaktır sıcaklık mevzusu. Asit yağmurlarının da. Biraz sayılarını arttırsam iyi olur. Daha da hızlanacak çünkü. İkiye çıkarsak 40 güne düşer 80 günden. Sol. Her seferinde gün diyorum ama siz bilin ki o sol. Biraz bakım ücreti falan pahalı. Açıdan hoş değil ama yapacak bir şey yok. Metal çokça machine part çokça harcayacak. Dünyada onu da çağıralım. Mars günü yani. Yani. Sadece rüzgar ve güneş enerjisi mi var? İleride başka şeyler açılıyor mu? Tabii var. Füzyon reaktörleri falan var. Ben onları açmadım çünkü biraz pahalı ve insan gücüne dayalı. Mesela bak nükleer füzyon var. İnsan çalıştırman gerekiyor ama 8 tane işçi istiyor. Stirling jeneratörü var. O da polimerle elektronik istiyor. Bakımı polimer üzerine galiba şu. Aynen. Biraz pahalı bulduğum için yapmıyorum. Elektronik pahalı bir şey. Hani rüzgar enerjisiyle şeyi yapmamın sebebi güneş enerjisi. Güneş enerjisi bir kere tamamen metal istiyor. Metali bulmak kolay, çıkartmak kolay, sıkıntı değil. Rüzgar enerjisi machine part istiyor. O biraz sıkıntı. Ama hani bu kum fırtınalarında falan çok etkili oluyor. O yüzden hani onu kullanmaya çalışıyorum. Şu roketi kaldırabilseydik fırtına gelmeden. 2 saat var hadi. Doldurun hadi. 1 saat var. Neyse doldurabildim kalır. Kalksın hemen de. Ne oldu bakalım? Su şeyinin geri dönüşümünü sağlayan bir tane çipimiz varmış. Onda hasar varmış. Onsuz, o çipsiz buradaki su kullanımı %400 artacaktır diyor. Almamız gerekiyordu ama Güney Kaliforniya'da bir yere göndermişler dünyada diyor. 6 solde anca üretebiliriz bunu diyor. Dünyadan bir tane daha çağırabiliriz diyor. Şu an bunları yapamıyorum para olmadığı için. Event'i de geçemiyorum. Yapamadılar. Mecbur hızlandırın dedik. Hızlandırırken başarısız oldular. Su harcaması %600 arttı. Yani şu an için sıkıntı yok gerçi. Depolarımız dolu. Machine part'ın biraz az, elektronik biraz az. Onların öyle durumda olması doğal. Bir gün 24.6, 25 saat. Bir sol 25 saate denk geliyor işte. Bir saat daha fazla dünyada. Neredeyse 25 saat diyor işte. Resources are low. Yandaki koloniye mi saldırırız? Yani öyle bir şey yapmam da.
Evet, binaların çalışması durdu. Bir sol 9 saat boyunca da böyle kalacağız. Paramız azalır ya, bir şey olmaz. Şu asansörü yapana kadar şey olacak. Rare metalim azalmaya başladı, evet. O konuda haklısın. Sorarım. Ciddi bir rare metal eksiğim var ama çöpüm çok. Bir de öyle bir durum var. Aa, buraya depo dikmeyek değil mi biz? Şurada fabrikayı kurayım. 18-13 çok fena değil. Konay egzajdan oldu. Server problemliydi. Bıraktık. Daha sonra problemini çözüp öyle devam edeceğiz. Bir saniyenizi rica edeceğim. İçeridekiler internet sıkıntısı yaşıyormuş. Funding received. Geldim. Kime saldırıp köleleştiriyoruz lan? Aa, pezemeklere bak. Soyguncular varmış. 3 çift çalışsınlar ya. Madem bot çalışıyor anasını satayım. Ne şey yapacağım? 3 çift çalışsın işine. Tepe tepe kullanırım, hiç acımam ya. Hiç CK2 çekmiyorsun, bir sıkıntı mı var? Ya daha önce de açıkladım. Zaten oynadık bütün zaman dilimlerinde, bütün ülkelerle, hatta defalarca oynadık artık. Yani nesini oynayayım ki yeni bir şey gelmeden? O kadar çok multisini oynadım ki yani yoruldum artık oynamaktan. Otonca daha zayıf. Eyvallah. İyi, iyice ne yeşermeye başladı buralara ya. Hoşuma gitti. Daha %2'si bu şekilde ama olsun. Sıcaklıksa bayağı sağlam. %2 arttırıyoruz. Şu an %21 olduğunu hayal ettiğimizde zaten öyle de yani. %79'u var. Böl 2'ye işte. %39. 39 sol falan sürecek şu anki durumda yani. Eyvah. Meteor yağmuru varmış lan. Nereye düşüyor? Buralara yağacak. Dur. Şuraya hemen bir defansif taret o zaman. Dünyadan da bir sürü şey almam lazım. Elektronik. Ha, bir dakika, bu yaptığım olay yüzündenmiş bu. Meteor yağmurunu bizim tarafa doğru çekiyor. Özel proje. Bu çok boktan bir projeymiş. Gerçi hoş, durdurabilecek seviyedeysen hani mantıklı da. Herhangi bir durduramama durumu çok sıkıntı. Neyse, insan bol bol.
O kadar az daha lazım. Öf. Ağzına sıçıldı. Meteoru yaptık. Dur bakayım başka ne vardı? Bir daha meteor falan yapmam yok. Bunu yapabilirim. Çok elektronik istiyor ama 2 milyar veriyor. 2 milyara ben onun kaç katını daha şey yaparım ya. Neyse breakthrough veriyordu. Kaynak veriyor. Önce kaynaklı olanı yap. Meteor incoming. Taret öncelikli. Neyse tabii bu şeyi düşürmenin başlıca sebebi hani para kazanmak. Ha, elektronik bittiği için şey olmuyor şu an. Birçok yer tamirsiz kaldı. Anomaly found. Anomali de getiriyor bana. Tabii benim drone yukarıda şeyde kaldı diğer tepede. Meteor incoming. Meteor incoming. Şöyle assign'ını yapalım da. Yaşayan drone'um kaldı mı burada? İki tane kaldı. Ya şu binayı yapın da gerisi hiç umurumda değil. Benzin patlamış. En son ihtiyacım olan şeylerden biri. Hemen bu roketleri dünyaya yollamam lazım ya. Para yok ya şu an. Kaynaklı sıkıntısı çekeceğiz. Anomaly found. Deli gibi metal var. Polimerler geldi bir sürü. Yok yok yani şu an ortamda. Şampiyonlar Ligi gibi. Meteor incoming. Bunları toplasın burada ya. Anomaly found. İyi insanları buraya da taşımaya başladılar. Burada da uzman insan yetiştiriyorum bir yandan. Herhangi bir uzmanlığı olmayan insanlar oturup burada uzmanlık ediniyorlar. Dolayısıyla hani sıkıntımız olmayacak. Elon oynamış olabilir. Elon'un tasarladığı roketlerin buradaki roketlere benzerliği söz konusu söyledi. Ha 22 polimer aldı geldi. Anomaliden. Güzel. Çok iyi. Hemen para kazandırın bana. Sen metali şuraya bak. Metalim de azalmıştı valla. Meteor bir yandan iyi oldu yani. Ama bu bölgeyi biraz kasıp kavurdu ama olsun. Space aslında SpaceX olabilir. Burada artık bu kadar fazla drone olmasına gerek kalmadı ya. Hatta buraların zaten kalmasına gerek kalmadı bu. Su kalmadı ya orada. Gerek yok yani. Sıfır
sanırım. Şuraya bak, full metal ve polimer kaynıyor. Bir sürü de araştırma falan var. Hemen buraya bir rover getireceğim ya. Milestone achieved. Şunu da bir tamir etseler de iyiydi. Liquid surface water not possible. Neymiş bu? What is not sustainable in liquid form on the surface. %25'e ulaştığımız için artık su sıvı seviyede bulunabilme olanağına sahipmiş Mars yüzeyinde. Yani donmadan kalabilme seviyesine sahipmiş. Bu da gördüğünüz üzere artık sulamayı arttırmaya başladı Mars yüzeyinde. Sulama bayağı yavaş artıyor bu sırada. Yani 0.03. 2 tane gölden 0.03 kazanıyorum. Hayo, 0.1 şeyden veriyormuş. Dev gölden, diğerinden 0.03 veriyormuş. Yani fena değil işte. Yani 0.13 kazanıyoruz yani. Türkçesi bu. Yine şeyden daha azı. Yeşillenmeden daha azı. Tabii yeşillenme daha önce de dediğim gibi şeyle falan artacak. Isıyla mısıyla artacak epey. Funding received. Ha, burada bu kadar kaynak var. Bunların hiçbirini niye şey toplamıyor? Shuttle'lar toplamıyor. LoL'un şöyle bir dışı var. Animasyon serisini yapıyorlarmış. Dizi. Animasyon dizisi. İlgimi çekti doğrusu. Onda güzel hikayeler vardı. Eğlenceli bir şeyler çıkartabilirler. Yeni bir oyun yapıyorlarmış. FPS tarzda. Kart oyunu yapıyorlarmış. Bilmem ne. Bir sürü şey yapıyorlar. 3, 4. Daha çok kaynak lazım ve acil lazım. Gerçekten Warcraft'ta film yapsalar çok tatlı olurdu. İşte. Ne diyeyim, hayırlısı belki yaparlar. Bir gün belki. Funding received. Bu da şey vermiş. Bu da milestone mevzusu var. Dur, neredeydi milestone'lar? Milestone'lar var. Bunları yaptığınızda yanlarında gördüğünüz kadar şey kazanıyorsunuz. Mesela workshop'larda %40 işçi, işte wonder yap, megadom yap, koloni sayısı falan. Bunların hepsi size şey veriyor. İlk yağmur, nefes alınabilir atmosfer, %100 atmosfer terraformu falan. Hepsi araştırma veriyor bunların. Bunların bir de hızı var. Öyle de bir detay var. Bu hızlarına göre şey yapıyorsunuz. Yani eğer o milestone'u sizden önce bir başkası yaparsa o onun bonusunu alıyor. O ülke onun bonusunu alıyor. Diğer kolonilerin mevzusu o. Blizzard'dan bir oyun daha çalıyorlar. Ya onda değilim ben de. Animasyon serisi falan yapıyorlar. Güzel bir şey yani, bu kötü değil. Yani kim ne yapıyorsa yapsın ama güzel yapsın. Benim asıl derdim odur. Gerisi çok umurumda değil doğrusu. Yeter ki güzel yapsın. Bayağı bir drone kaybetmiş ya hablar. Bu ana hub olduğu için biraz daha şey yapabilir de mazur görülebilir. Bayağı sağlam polimer topladık da var zaten elimizde yani. Çok büyük bir gidişat yok. Hatta üretim zaten şeyden daha fazlaymış. Harcamadan daha fazla gösteriyor. Resources are low. Devam etsin. Asıl su kaybımız var. Ha doğru, buradaki şeyler tamir edilmedi. Oraya hala tamir götürmediğimiz için çok büyük problem var.
Bizim savunma yalan mı oldu? Gerçi savunmayı kırdım birçok noktada. Hay kafama sıçayım. Daha sonra da drone'ları teslim ettik. Öyle olunca tabii. En azından domları ve elektrik hattını koruyalım. Buralar korunuyormuş gerçi, tamam. New colonists have arrived. Ne oldu? Niye buraya ışınlandım ben dururken? 30 polimer daha, güzel. Hala mı gelmedi? Ben vallahi yurt içinde var şeyde yapan. Şirketin ismini hatırlayamıyorum tam da. Hobbymodel.com'du galiba. Ben oradan almıştım hepsini. Tankların. Elektronik yetmeyecek ya. Doldurun hadi, doldur doldur, çalış çalış. Rare metallerim de bitiyor, böyle giderse sıçacağız. Asansöre gerek kalmadı yani. Bol bol çöp üretmemiz lazım. Gerek yok, boşuna elektronik yiyorlar. Bol çöp, bol çöp. Ya o dediğim siteye bak istersen. Ya olmayabilir tabii, ondan şey yapamayacağım da. Metalleri de toplayalım. Rover geldi değil mi? Başla bakalım, buradan araştırma puanlarını bize kazandır. Biz de zenginleşelim. Şunları da yapalım hemen. Hızlı hızlı rare metal üretimine başlansın ya. Burada da var mesela, üretim yapmıyor şu an. Hepsinin üretimlerini arttırmamız lazım. Anomaly analyzed. Yani belli bir şeye gelince sanki azaldı lan. %2 ile şey yapması gerekiyordu sıcaklığı, ama belli bir dereceye geldim ya, %26 oldu şu an. Sanırım onunla alakalı düştü şeyi, etkisi. Etkisi 0.4'e düştü. Mesela %2'deydi. 0.4 bayağı düştü ya. 5'te 1'ine düştü resmen. Daha fazla mı yapacağız birader? Yoksa hepsi beraber mi artması gerekiyor acaba? Birbirlerini mi destekliyorlar? Bilemeyeceğim. Araştır anomali ya. Benzin ne durumda? Benzin de tartmıyor bu sırada. Benzinimiz de azalmaya başladı. Benzinin de sayısını arttırmam lazım. Bunlar da benzin yakıyor. Dolayısıyla bayağı bir benzin gidiyor. Machine Park da çok gidiyor ya. Steel Division 2'ye %33 indirim gelmiş, yetersiz bence. Steel Division 2 şey çıkardı. DLC çıkardı. 56 TL'lik yeni bir DLC çıktı oyuna. Ondandır indirim yani. Research complete. Orbital Engineering.
Evet, hayırlı olsun bayanlar, baylar. Şimdi bu binayı niye bu kadar önemsiyoruz? Bu binanın asıl mevzusu arkadaşlar Space Elevator. Daha ucuza kaynak yolluyor. Stres çarkına benziyor tipi bu sırada acayip. Ha, 150 de machine part mı istiyor? Oo, bayağı istiyormuş. O biraz sıkıntı işte. Bayağı para harcayacağız bu zımbırtıya. Dünyadan bize daha hızlı kaynak getiriyor ve bizden de tabii ki dünyaya hemen rare metallerin hızlıca depolanıp yollanmasını sağlıyor. Mohol'a da geçmemiz lazım o zaman, dur. Hatta her şeyi bırak, Mohol'a direkt geçmem lazım. Paraya da ihtiyacımız olacak. Para araştırmalarını da öne çekelim. Sıkıntılı bir şeye giriyorum. Bu evrede biraz kaynak kıtlığı çekeceğiz. Onun da başlıca sebebi işte bakım ücretleri, şeyler. Mesela şu terraformun şu şeylerini durdurtabilirim. Sırf machine part yiyip durmasınlar diye ama. Neyse, parayla deneyeceğiz. Her gün kaldırıyor 3'er 5'er roket, baksana metro gibi. İndi bindi derdi yok aynen. Ne güzel, metal üretimini de arttırdık. Biraz daha olsa daha iyi olur. Shuttle'ların yükü çok fazlaymış, ondan şikayet ediyorum. Bina dikiliyor ya, doğaldır. Oradan buradan her yerden alıyor. Oo, yapma bunu. Dust Storm olmasaydı iyiydi. Dert ya, Dust Storm'un varlığı. Suyun üretimini arttırmam lazım. Uzay savaşı yok. O tarz bir şey yaşamayacağız. Heh, güzel. Production da başlamış. 21 ile üretiyoruz. Resources are low. Polimer de azalmaya başladı doğal olarak. Bina çok ciddi oranda polimer ve machine part yiyor. İçiyor desek yeri ya. Benzin de yetmiyor işe bak. Daha lazım. Çalışın lan. Bol bol çalışın. Shuttle'lar da buradan alıp alıp götürsün geri işte yani. Neyse bu.
Jedi mı? Boş ver Jedi'yi ya. Mükemmeliyetçi pezevenkler sürüsü. Jedi seven de yani ne bileyim. Yine mi meteor yağmuru? İçine sıçayım. Neyse füze korumamız var da. En azından önemli kısımları füzeyle koruyorum. Nereye düşecek bakalım. Gerçi kaynak hanımı da yararlı. Bu kadar polimer kullandık ettik falan. İşime yarar. Hani bir yerden parasının çıkması gerekiyordu zaten. Üst üste gelmeleri biraz kötü oldu. Bir uzun süreceğini gösteriyor. O da biraz problem teşkil edebilir. Tamam, sen kal. What was cool in the 60s was totally lame in the 70s and even more so in the funding received. Then, right out of the blue, the very same clothes and the very same shoes shoot right into style again. That's funny. Yetişir ya, bir solo 15 saate yetişir. 10 kişi daha getiriyor. Doldur insanları. Doldur, bol bol insana ihtiyacım var. Doldur. Hala daha tamamlanmadı insan sayıları ya. Çok adam kaybettik. 80-90 tane insan öldü yani. En ihtiyacım olmayan şey yaşadım şu anda.